Tekrardan söylüyorum. Eğer şu güneşin güzelliğine bak ya. Harbiden akşam güneşinin güzelliğine bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz videolarımda hemen hemen son videolarımın hepsinde bahsediyorum Main RP ile ilgili. Main RP'mizin ismi Med RP olacak. Medcast'ten geliyor. Bugün tamirhaneyi düzenledik. Yavaş yavaş düzenlemeye devam ediyoruz ama sizleri de videosuz bırakmamak için ben yine bir video atacağım sizlere. Küçük bir tarlamız vardı. Orayı süreceğiz 420 ile. Güzel bir şey üzerinde çalışıyoruz yani, çok güzel olacak. Şu anda tamirhanemiz burası. Buralara yine eklenecek şeyler olacak. Traktörümüzü şeye getirmiştik, ne deniyor ona? Servise getirmiştik arkadaşlar. Plakamız nasıl? Ateş etmiyor mu plakamız? Servise getirmiştik. Ötme sorunundan. Subaplarla ilgili bir şeyler yaptılar ama bir test et dediler. Bakalım tarlada test edeceğiz arkadaşlar. İkili bıçağımız var. Çok vakit kaybetmeden yola çıkalım istiyorum. Şöyle ilk marşımızı basalım. Şuradan gideceğiz arkadaşlar tarlaya. Direkt tarlaya süreceğim ben. Bu arada roleplay başvurularımız hala devam ediyor. Yarın kapanacak. Yani siz bu videoyu izlediğinizde kapanmasına saatler kala olacak. Bir parti alım yaptık. Son partiyi de yarın akşam 10'da incelemeye başlayacağız. 12'de de başvurularımız kapanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu izlediyseniz, eğer 12'den önce izlediyseniz hala başvuru şansınız var demektir. Başvurabilirsiniz. Ama 12'den sonra izlediyseniz geçmiş olsun. Artık bir sonraki şeylere bakacağız arkadaşlar. Tekrardan ben kısaca bahsedeyim tarlaya giderken. Şöyle de 420'yi de göstereyim. Yavru ne güzel bağırıyor ya. Tarlamız biraz uzak arkadaşlar. Servisi uzak, eve yakın da. Neymiş böyle ya? Biraz bayıldı. Biraz yine bahsedeyim. Hem çiftçilik yapabileceğiniz, kendi ekonominizi düzenleyebileceğiniz, alım satım, daha sonrasında galericilik, odunculuk, biçercilik, tohumculuk, gübrecilik, kahvecilik, balyacılık. Hani aklıma geldikçe sayıyorum, liste var ama şu an kayıtlı olduğum için listeye açık tekrar söylemek, bakmak istemedim açıkçası. Aklınıza gelebilecek her türlü neredeyse mesleği rol dışına çıkmadan yapabileceğiniz bir roleplay serimiz gelecek arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya sıfırdan başlayın ya da şey olun. Tam olarak sıfırdan başlama gibi bir şey olacak. Büyük traktör çok istiyorsunuz. Büyük traktör büyük ihtimalle gelmez. Niye gelmez? İlk etapta gelmez. Çünkü herkesin düşük bir ekonomisi olacak. 50 bin 100 bin ile başlayacak. Ona daha tam karar veremedim. Yani bir traktör, bir ekipman, bir tarla alabilecek potansiyelle başlayacağız. Onun dışında yani büyük traktörü kimse yatırmaz ilk etapta. Küçük küçük of. Harbi rampo şeymiş. Traktörü bağırttı. Heh. Evet arkadaşlar, şuradan gireceğiz. Unutmayalım. Şunen kalkmayalımdır. Harbi yolumuz güzelmiş. Daha güzel yollar da var arkadaşlar bu arada. Abandım. Rampa yukarı olduğu için. Fiat 640-480 S8 çok istek var. Onlar da gelecek. Aşama aşama gitmek istiyorum.
Ama bir tık daha şöyle olacak. İstek serilerimiz, istek traktör serilerimiz bu roleplay serisine yer almayacak. Gameplay serisinde söz veriyorum yaparız ama. Çünkü roleplay de senin ekonomine göre gidecek. Yani adam atıyorum Fendt istiyor. Fendt'i alamaz ki düşük bütçeyle. Daha çok burada hani para kazanma odaklı, hızlı nasıl para kazanılır, nasıl çiftçilik yapılır, o seri gibi olacak bu seri. Biliyorum hala çok merak edenler var ama ben çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok hızlı çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz ki bir an önce devreyi alalım diye. Yine bu videoda size bir tanıtım videosu gibi bir şey olacak. Çünkü hala bilmeyenler var. Bol bol, of yola bak bu arada. Bol bol bilgilendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. İkiyle gidek burayı. Bak. Bize dediler ki şu sesi düzelttik dedi servisçi tamirci. Düzeltmemiş aga. Bak gelen sese bak ya. Neyse. Baksana arkadaşlar çok iyi değil mi? Şöyle dışarıdan da göstereyim size. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldik. Tarlamız burası. Ama burası aşağı doğru çok yokuş bir tarla. Haliyle ciddi problemlerimiz olacak bu tarlada. Yokuş yukarı süremeyiz bu traktörle. Yani nasıl başlayalım? Kulukla bilemedim. Şuradan başlasak şöyle gele gele sağa ata ata yani öyle başlayalım diyorum. Bak şurada pati çektik ya. Pati çektirdim mi tarlayı bozuyor direkt. Şöyle sürüşü sevenler, şunun tadını bilenler bir likelasın ya. Gerçekten arkadaşlar, şu videolardan izlerken, ben çekerken çok keyif alıyorum. Siz izlerken keyif alıyor musunuz bilmiyorum açıkçası. Eğer şu videoyu izlerken keyif alıyorsanız, hele bir şu videoyu bir likelayın. Hatta izlerken abone değilseniz arkadaşlar bu videoyu, bir de abone olursanız çok hoşuma gider. Hadi bir de tadından yenmesin, bir de yorum atın bari. İki bıçakla biraz zor olacak arkadaşlar burası. Gerçekten iki bıçak biraz zor olacak ama olmadı. Bazı yerlerde hızlandırırız, sizleri de sıkmayız. Ama yok, biz sıkılmıyoruz. Çek kral derseniz de ayrı bir konu. Yine iyi bak, bu rampayı çıkıyor ha. Ben çıkmaz diyordum. Hop. Geri kaçırdık biraz. Yavrunun patiyi görüyor musunuz arkadaşlar? İki bıçak çekiyoruz. Şurayı bir tam bir düzleyeyim de. Ne yapalım, bu traktörle üç bıçak biraz zorladı arkadaşlar. O yüzden iki bıçak girdik. Çok dışarıdan sürmemi isteyenler de var. Dışarıdan da açıkçası bir göstermek istiyorum size açıyı. Baksana. Şurayı tekrardan süreceğim arkadaşlar burayı. Burada bir sıkıntı oldu inceden.
Şöyle bir şey yapabiliyorduk galiba. Şu kolu kaydırabiliyorduk. Bu kolu iyice buraya mı kaydırsak? Sağa doğru. Aynen, sağ tekere doğru kaydırayım ben bunu. Harbiden ışığımız da güzel ha. Onu da söyleyeyim. Tam akşam saatlerine doğru. Arkadaşlar, şu kolu biraz sağa yapsam. Şurayı biraz fazla alsın, dur. Tam şu köşeye. Kol kaymıyor, sıkışıyor biraz. Aynen, aldık. Yavruyu görüyor musun? Üçüne sürebilir miyiz burayı? Deneyelim mi fantaziyi? Ne diyorsunuz? Ya bak şu keyif... Yemin ediyorum hani çok keyif alıyorum ya. Şöyle bir alayım. Yok, bayıldı. İyi ama. Şurayı merak ettim. Şurayı alacak mı? Alıyor. Güzel. Şöyle gidersek alıyor aslında. Kol ayarı olduğu için tekeri sıfırlamama gerek kalmadı arkadaşlar. Normalde tekeri çukura düşürmem lazım. Ama kol ayarı var ekipmanda. Şimdi yanlış sürüyorsunuz demeyin. Şuraları biraz kaçırıyoruz. O da patiye sardığı için kol kendini kaldırıyor arkadaşlar. Bak. Görüyorsunuz. Bak biraz sollu geldim. Bak orada kaçırdık. O kadar da açı yokmuş. Şurayı bir daha alayım da bir daha buraya gitmeyeyim. Normalde böyle sürmem gerekiyor. Şu kolun oynamasına ne diyorsunuz ya? Bak. Şuradan bir ineyim bakayım. Gelecek mi buradan? Merak ettim. Yokuş aşağıda iyi sürülüyor. Ama bu burayı çıkaramayız gibi geliyor bana. Ama yine de ciğerli ha. 420'ye göre ciğerli. Böyle süremeyiz arkadaşlar. Bak. Dediğim olay bu işte. Bak. Geri salacağım. Şöyle kaptıracağım. Yavruyu görüyorsunuz değil mi? Şöyle çıkayım da batırmayacaksın traktörü. Biz yine aynı şekil sürmeye devam edelim agalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyifler nasıl? Hani video serimiz Farmik'ten mutlu musunuz? Seviyor musunuz bu seriyi? Bazen vitesi kaçırıyor debriyaj, eski traktör olduğu için. Yavrunun patiye bak ya. Bak nasıl oynuyor, görüyor musunuz? Şuraya, buraya bir daha gideceğim, orayı komple düzleyeceğim ya. Aa, almış zaten ya, enteresan. Normalde bu tekerin hizasını almaması lazım arkadaşlar. Yani ufak tefek
Bu kullandığımız pulluk modunda da hata olabilir çünkü oyunun orijinal pulluğu değil. Şurayı düzleyeyim, alsın burayı. Bak şu kolu nasıl kaldırdı, gördünüz mü? Bak bunu göstereceğim size bir daha. Bu arada buraya kadar izlediyseniz eğer, altta yorumlarda mutlaka belirtin. İçeriden mi ağırlıklı sürelim, dışarıdan mı arkadaşlar? Ben şunu gördüm. Dışarıdan süren çok insan var. İçeriden süren bu kadar fazla yok. O yüzden daha gerçekçilik katması açısından ben hep içeriden sürmeyi tercih ediyorum. Ama derseniz ki bana dışarıdan sür abi derseniz, apayrı bir konu olur bu. Bak şu kolu nasıl indirdi, gördünüz mü aşağıya? Hatta şöyle gidelim de. Şuradan bir tur daha inelim ya. Yokuş aşağı çok güzel sürülüyor bu arada. Salıyorsun abi pulluğu. Yaylanmayı görüyorsun değil mi pulluktaki? Gaz bile vermiyorum, kendi gidiyor. Ya şu sese hastayım kral ya. Baksana şunun güzelliğine. Ha bir de şimdi mesela bu videoyu sona kadar izleyemeyen olabilir. Yani buralarda sıkılan olabilir. Adamın darısı da ne güzel olmuş bu arada ya. Neyse. O yüzden bu kısımları bir tık sardırabilirim arkadaşlar. Ya da kesebilirim. Şu kolu indirdik yine. Biraz dışarıdan sürelim. Siz de görün. Belki diyeceksiniz amelelik bu sürüş ama keyif bunda zaten. Çift sürme keyfi bunda apayrı güzel. Vallahi tozu dumana katıyor biraz. Yavruyu görüyor musun bak? Arkadaşlar şurada bir çay içeyim ben. Süreceğim tabii ki devamını. Ama videoda değil, sıkılmayın diye. Anladınız mı? Evet arkadaşlar. Ben bir sırayı sürdüm. Yani bir bölümü bitirdim. Çayımı da içtim güzelce. Şu anda aşağısı kaldı az bir şey. Aşağı ara yer. Oraya da zaten tam küçük traktörlük, benlik bir yer burası. Şurası arkadaşlar. Tam burası kaldı. Uçağımızın yönü böyle olduğu için böyle süreceğiz arkadaşlar. Elin darısını ezdim. Pardon. Ezmemem gerekiyordu arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Burayı şuradan geleyim de arkadaşlar. Aşağıya doğru. Çünkü açımız kalmıyor. Şuradan mecbur tarlayı yaracağım arkadaşlar. Başta yarsaydık daha iyi olurdu. Yavru fiyat. Hiç zorlamayayım seni. Patiye sardığı için
tarlayı şey yapıyoruz ama onlar sürülmüş sayılmıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Bir saniye. Neyse. Hiç zorlamadan. Ne yapıyorsunuz diyeceksiniz şu anda bana ama ben de ne yaptım bilmiyorum arkadaşlar, yani rampa en sıkıntılı yer tarlanın. Aha. İyi bari. Arkayı dokundur. Dur ben. Adamın tarlasına bir tık girdik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Az bir şey kaldı tarlamız. Bitiriyoruz. Sonra evimize geçiyoruz arkadaşlar. Hadi lan gel lan. Gel lan. Gelmiyor. Batırıyoruz arkadaşlar tarlayı direkt. Allah'tan şurayı çakıl yapmışlar, yoksa bu tarladan hayatta çıkamayız. Lampa dik yani. Hadi. Hadi aslanım benim. Şey yapınca zorlanıyor. Normalde bu dayasada dururken sıkıntı yok da. Tekerin birini şuraya çıkarttığımız takdirde. Yavru fiyat ya. Bu arada plakamız nasıl olmuş arkadaşlar? Met Harbi'nin Meti 60 zaten tokat roleplay olacak. Yine sunucumuz. .34'te mekan. 60. Yavrunun yanlamayı gördünüz mü? Ha gayret. Lastikleri nasıl kabakladık ya 2 dakikada? Ne hale geldi lastikler? Lan! He. Bir an ters sürdük zannettim de yok, ters sürmemişiz. Teker güreş oldu hemen. Şöyle göstereyim size de. Evet arkadaşlar, koca tarlanın sonuna geldik. Buraya ne eksek acaba? Yorumlarda buluşalım. Buraya ne iyi gider? Sizce? Şurayı da al yeter kral. Aldı, tamam. Bir ineyim bakayım tarlaya.
şurada var arkadaşlar. Şurada biraz kalmış gibi ya. Sanki. Pati çektik diye gözükmüyor ya tarla. Bir tur daha gideceğim arkadaşlar. Bir tur daha ineceğim. Sonra bitirdim. Orayı patiyle bozduk çünkü. Tam olarak şurada bir yerde, aynı. Aynen. Tam şurası bak. Üzerinden geçiyoruz şu an. Yavru. Bir saniye. Size şu görüntüyü göstermek istiyorum arkadaşlar. Yanlamayı gördünüz mü buradaki? Vallahi yanladı traktör patiye sarınca. Bitirdik arkadaşlar, gidelim. Tekrardan söylüyorum. Eğer şu güneşin güzelliğine bak ya. Harbiden akşam güneşinin güzelliğine bak. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı ve son olarak yorum yapmayı unutmayalım. Çok tatlış olur. Bizleri mutlu edersiniz. Bize teşvik olur arkadaşlar. Evimize giderken sizi son olarak şu görselle bırakıp vitesi boşalıp sallamam yok mu? Aha da boşaldım. Lan boş çok kötü oluyormuş. Bak. Yavaş gitmemiz lazım. Sizi şu görselle bırakayım arkadaşlar. Şuradan gidecektik. Burayı kaptırmam lazım biraz. Çünkü yokuş. Sizi bu görselle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu yokuş lampada bağırttıktan sonra videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.